Ne yapsak kapı? Ne ya, pardon? Mahmut Ağa'nın yaptıklarını duymadın mı? Duymam ağam. Hayınlık tabii ki. İnsaniyetlik eksik. Hatta hiç yok onda insaniyetlik desek yanlış olmaz. Ah, anamın bir lafı vardır. Yani pardon ağam. Mahmut Ağa'yı tanır da o yaralı parmağı bile işemez der. Düşmüşe bir tekme de o vurur yani. Ben de bir laf bilirim Apo. Boş lafla karın doymaz. Hadi bakalım hazırlan o zaman. Bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Kız Türkan, vallahi bir kısmet var sana. Bak bak, şurada görüyor musun? Ya ben anlıyor mu ki? Kız, kelli felli bir şey mi bari? Vallahi kelli felli bir adam. 3 gün mü desem, 3 saat mı desem, 3 dakika mı? Kısmet çıp diye kapına dayanıyor Türkan. Ay inşallah kız. Yani bu kadar derdin içinde içimi açtın Naliha. Bak, üstünde alacalı rengarenk bir gömlek. Elini de böyle tutmuş şapkasıyla gelecek kapına. Sonra da kapıp götürecek seni. Aslan gibi bir yiğit. Ay inşallah kız. Yani beni şu hayattan çekip çıkaracak bir yiğit çıksın karşıma. Vallahi bir gelsin. Naz yaparsam namerdim. Şıpmadan akefetle baksam ne olayım. Ben bakarım. Ne oluyor Türkan? Buyurun Apo Bey. Beni Şahin Ağa gönderdi de. Şahin Ağa mı? He. Ne yapacakmışız stüdyoda? Hepiniz değil canım. Yani biriniz gelsin dediydi Şahin Ağa. Durum vaziyeti aktaracak biri yani. Niye çağırdı ki acaba? Hayırlı bir iş, hayırlı. Yalnız geç kalıyorsunuz yani. Hadi ağzı laf yapan kimse o gitsin. Ay ben gidemem, utanırım. Ama acelemiz var yani, hemen gitmemiz lazım. Kim geleceğiyse gelsin hanımlar, hadi. Vallahi ben 2 lafı toparlayamam. Türkan, iyisi mi sen git, hadi. Türkan abla gitsin. Siz de bir hayınsınız ki.